tacizciler, tecavüzcüler, istismarcılar, hırsızlar, işte kadın ve çocuk katilleri. Yani topluma ahlaki değerini bozan bütün insanlar serbest kalacak. Yani bunun sonucu aslında çok korkunç bir sonuç. Bir hafta kala, bu da çok manidar bir tarih, bir hafta kala torba yasası adı altında sıkıştırılmış, aslında genel, koca bir genel bir af uygulanıyor. Böyle gümbürtüye getirilen, hani son dakikaya getirilen genel bir af ve bu genel af işte erkeklerin, erkeklere uygulanan bir af. Kadınları, kadınların yaşam hakkını etkileyecek bir af uygulanıyor. 5 yıl ve 5 yılın altında olan cezası, 5 yılın altında kalan herkes serbest bırakılacak. Ve bu bize ne anlama geliyor? Kadın olarak aslında biz bunu nasıl bakıyoruz? Bu aslında iktidarın kadın düşmanlığı politikasını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani çünkü kadınların yaşam hakkını elinden alabilecek potansiyel suçluları bir şekilde suça daha çok teşvik etme, daha çok onları onaylama aslında veya kişilerin, suça meyilli olan kişilerin ne de olsa çok ben bir ceza yemem, bir şekilde yatar çıkarım aklıyla daha çok teşvik etme ve kadınların kadın düşman politikasını uygulama. Yani biz bu kadın düşman politikasını aslında sadece bu yasayla da görmedik. Biz kadın düşman politikasını biz aslında eşitlik ilkesine de aykırı bir politika aslında bu bir taraftan da. Biz İstanbul Sözleşmesi'ni bir gün içerisinde ki bu İstanbul Sözleşmesi kadının, çocukların yaşam hakkı olan bir sözleşmeyken özellikle 6284 yasasının aslında tam anlamıyla uygulanmadığında biz kadın düşman politikasını gördük. Yani bunu böyle genel bir değerlendirdiğimizde genelde erkeği koruyan, erkeği kollayan, eşitlik ilkesine aykırı davranılan, kadınların yaşam hakkını görmeyen, çünkü mesela şu an yüzlerce tutuklu kadınlar var. Mesela aynı şekilde bu kadınlara düşünülen bir durum veya kadınlara dair bu şekilde bir düşünce oluşmuyor. Tamamıyla erkeği koruyan, aslında bunun temel noktasında da suça teşvik eden bir noktada yaklaşılıyor. Ceza alan kişi aslında 3 yıl 5 ay kalıyor. Yani ne de olsa hiçbir şekilde yatarı olmadığını ve sonrası zaten böyle bir yasayla tekrar çıkabileceğini düşünüyor. Ki bu yasa Covid döneminde sanırım 2-3 yıl önce yine aynı şekilde Covid döneminde bu yasa uygulandı. 5 yıl ve 5 yılın altında kalan cezası, 5 yılın altında kalan herkesin tekrar tahliyesi kararı verildi. Yine böyle arar acele verilen bir kararla. Bunun doğuracağı, bunda da aslında 15 kadının, suça meyilli olan kişilerin 15 kadını katletmesiyle sonuçlandı. Ki bu bildiğimiz rakam. Bunun içinde şüpheli ölümler var. Ki bu dönem çok fazla artmış olan intihar süsü verilmiş ölümler var. Yani bunu genel baktığımızda bu sayı kat be kat daha çok artan bir kat. Şimdi aynı şekilde bunun uygulanmış olması yine bu şekilde sonuçlara neden olacaktır. Ve bu tamamıyla toplumun %50'sine hitap eden kadınların ve çocukların eşitlik ilkesine tamamıyla aykırı davranıldığını, kadınları yok sayan bir politikayla, kadınların hayatlarını hiç düşünmeden sadece erkekleri düşünen bir politikayla davranıldığını gösteren bir sonuç ve sonuçları gerçekten kadınların ölümüne mal olacak bir sonuçlar doğuracaktır. Hükümetin özellikle kadın kazanımlarına bir bütünen göz diktiğinin farkındayız, bilincindeyiz. Yani yeni bir şey değil, pandemi sürecinde de tabiri caizse tüm tecavüzleri, tacizcileri, işte nasıl söyleyeyim, esrar, fuhuşa bulaşan tüm işte erkeklerin serbest bırakılması özellikle pandemi sürecinde başlayan ve pandemi sürecinde de o zaman da belirtmiştik. Yani şu süreçte kadınların ne içeride ne dışarıda güvenli alanları yoktur. Hükümetin bunu bilerek, isteyerek bir torba yasası
vasıtasıyla geçiriyor olması kadın kazanımlarına hakikaten bir bütünen göz dikmedir ve kadın alanını daraltmadır. Yani hani baktığımız zaman işte çıkacak olan kimdir? Tacizcisidir, katilidir, işte boşanmak istediği eşini öldürendir veya işte esrarı fuhuşu topluma yayan kişilerdir. Dolayısıyla bunlara af çıkıyor olması veya bu yasadan faydalanıyor olması şunu gösteriyor. Yani baktığımızda zaten hükümetin yıllardır kadınlar üzerinde uygulamış olduğu bir politika vardır ve bu politika şiddet politikasıdır. Erkeklere de uygulamış olduğu yaptıklarından kaynaklı cezasızlık politikasıdır. Zaten bir cezasızlık politikası devam etmekteydi. Dolayısıyla şu anda bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar. İşte çıkan erkeklerin zaten şey örnekleri de var. Çıkıyor işte bu cezasızlık politikasından kaynaklı çıkan erkek diyor ki bir şey olmaz diyor. Ben gider gene yaparım, gene yatarım. 2 sene sonra tekrar çıkarım. Çünkü bunun güvencesini almıştır. Çünkü bunun güvencesini mevcut işte eril zihniyetle örülen iktidardan almıştır diyebiliriz. Dolayısıyla kadın yaşamını, yaşam alanını, kadının yaşam tarzına bir bütünen müdahaledir diyebiliriz bu infaz yasasıyla. Bunda siyasi tutsaklara herhangi bir faydalanma durumu yoktur. İşte siyasi görüşlerinden kaynaklı içeride olacak. Bu yıllardır bu hükümetin aslında uygulamış olduğu bir politikadır. Yeni değildir. Yani biz işte son 2023'te çıkan bir infaz yasasıdır diyoruz ama hükümet bunu peyderpey kişiye göre bir yasa çıkararak onları bırakıyor olması, topluma sallıyor olması, toplumu tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor olması veya işte bir cemaate bu yasayı uyguluyor olması, işte bütün kadınların kazanımlarını göz diken bir hükümetle karşı karşıyayız ve bu kazanımları da mevcut kendi yaratmış olduğu işte yozlaşmayı yaratan bir hükümet var. Şu anda toplumsal ahlaki çöküntü yaratan bir hükümet var. Bunu daha çok derinleştirmek için böyle bir yasa çıkarılmıştır diyebiliriz açıkçası.